Hadi hadi, burada kimse yok İbrahim abi. bütün evli ve çocuklar izin aldı bu süreçte. İbrahim abi, ne soracağım? Merhaba. Ben de var iki tane. Fenerbahçe. Merhaba. Ankara. Sabahki toplantılar yine iptal oldu galiba, değil mi? Başlayalım mı arkadaşlar? Hazır mıyız? Tamam. Peki, değerli basın mensupları, bugün sizlerle Türkiye'de sporun içinde bulunduğu durumu değerlendirmek amacıyla bir araya geldik. Birçoğunuz biliyor, ben uzun zamandan beri Ankara Gücü gibi Türkiye'nin en köklü 4 kulübünden birisinin yaşatılması ve Ankara markasının korunabilmesi adına bir mücadele veriyorum. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde Ankara Gücü'ndeki yeni yapısal değişiklik sürecinde biraz daha dahili konulara da dahil oldum. Bu aşamada hani bir kulüp nasıl kurtarılabilir, nasıl yaşatılabilir, bu alanda bazı çalışmalar yaptım. Ve bu çalışmaları yaparken bir yandan dosyaları inceledim, bir yandan taraftarlarla görüştüm, sporcularla görüştüm, antrenörlerle görüştüm, kulüp yöneticileriyle görüştüm, federasyon yöneticileriyle görüştüm. Ve geldiğim nokta aslında köklü bir kulübün nasıl statü ve yönetim olarak küme düşürüldüğünü daha net bir şekilde algılamak yönünde oldu. Onun için bugünkü basın toplantısında sadece Ankara Gücü'nde yaşanan sorunlar değil, genel anlamda Türkiye'de futbol ve spor dünyası üzerinde yaşanan bir takım sorunlara odaklanmak istiyorum. Futbol ailesinin her kesiminden paydaşlarla bir araya geldiğimde dediğim gibi bazı sorunları öğrendim ama bunun yanı sıra tabii bugün bu sorunları dile getirmeyi hem bir milletvekili sorumluluğuyla görev olarak görüyorum. Aynı zamanda bir spor sever olarak bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum. Hayatının her döneminde spor yapmış birisi olarak da gene bunu dile getirmek istiyorum. Ailem eğitim hayatıma daha önem vermeye beni odakladığı için profesyonel bir sporcu olma imkanına sahip olamadım. Ama sporu bir yaşam biçimi olarak içselleştirmiş birisiyim. Hatta eşimle birlikte kendi çocuklarımızı da aynı şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. O yüzden bugün özellikle meclis çatısı altında çok fazla dile getirilmeyen bu konuya hep birlikte sizlerle değiniyor olacağız. Değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi aslında spor hiç şüphesiz hem akıl hem beden sağlığı açısından çok destekleyicidir. Özellikle çocuk yaşlardan itibaren yapılan spor hem kişilik gelişiminin daha sağlamlaşmasını sağlar, mücadele ve direnç isteğini arttırır. Öte yandan rekabet edebilme, yenildiğinde bile rakibine saygı duyabilme yetkinliğini geliştirir. Bir yandan sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlarken diğer yandan ekip çalışmasına yatkın bir kuşağın da oluşmasına hizmet eder. Yani özetle aslında spor hakikaten kişiye hem bir disiplin hem de aynı zamanda ahlak kazandırır. İşte bu nedenle de hem profesyonel hem de amatör anlamda sporun sürdürülebilir bir gelişim içerisinde olması, sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi ve geleceğe umutla, güvenle bakan bir toplumun şekillendirilmesi açısından çok kıymetlidir. Hatta olmazsa olmazdır diyebiliriz. Buna karşın ülkemizde en popüler spor alanlarından birisi olan futbolun, hatta en popüler spor alanı demek daha doğru olacak herhalde, son yıllarda futbolun başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Yani futbol bir yandan ilgi, bir yandan da gelir kaybı içerisinde ve harcanan bütün bu paralara rağmen kalıcı çözümler üretilemiyor maalesef. Statlar boşalırken diğer tarafta bakıyorsunuz kavga ve şiddet artıyor. Özellikle son 2 yıldır yaşanmakta olan ekonomik sorunlar neticesinde futbol ve futbolun en önemli paydaşlarından olan futbol kulüpleri de ciddi sıkıntılar içerisindeler.
Kimi kulüplerimiz ekonomik kriterleri yeterince yerine getiremediği için uluslararası ve ulusal kuruluşlardan cezalar almış durumda. Kulüplerin giderleri gelirlerine nazaran oldukça katlanarak büyümüş durumda. Sportif başarıya odaklanma yüzünden altyapılara, amatör futbola ve gençlere yapılan yatırımlar ülke genelinde neredeyse yok denecek kadar azalmış. Özetle ülkemizde futbol kurumsallaşamadan ölme noktasına, çökme noktasına gelmiş durumda. İşte değerli basın mensupları, bugün spor ailesinin paydaşlarınca ifade edilen sorunların en açık ve objektif şekilde ortaya konulmasını sağlamaya çalışacağız. Çağdaş spor kuralları ışığında şeffaf çözümlerin getirilmesi ve bu çözümlerin kararlılıkla uygulanması artık bir zorunluluk haline geldiği için kamuoyunun dikkatinde bu alanı çekmeye çalışacağız. Az önce de söylediğim gibi aslında Ankara Gücü'nün içinde düştüğü durumu değerlendirirken futbolun paydaşları ile yaptığım görüşmelerde sporcuların, kulüplerin, antrenörlerin ve tüm spor çalışanların yaşadığı sorunları tek tek dinleyerek çözüm önerilerini de gene onlarla birlikte geliştirme imkanına sahip oldum. İşin uzmanları ile bir araya geldim ve Türkiye'de futbolun kurtuluşu nasıl olur'a kafa yorduk hep birlikte. Aslında sorunlar çok büyük ve tabii ki çok uzun bir liste hazırlanabilir ama temelde bu sorunları dörde indirgemek mümkün. Şimdi bu sorunlardan bir tanesi elbette mevcut durumları itibariyle kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar. En kısa sürede gerekli önlemler alınmazsa ve radikal adımlar atılmazsa ne yazık ki üzülerek söylüyorum ki pek çok kulübümüz kapısına kilit vurulacak noktaya gelecek arkadaşlar yakında. Yıllarca ödenmeyecek borç yüklerinin oluşması ise kaçınılmaz durumda. Akla gelen çözüm kulüplerin mevcut dernek yapılarından daha şeffaf, ekonomik anlamda daha yönetilebilir, yatırımcılarının güvenli bir şekilde yatırım yapabilecekleri, gelir ve gider dengelerinin katı kurallarla düzenlendiği, denetlendiği, yani hesap verebilirliğin arttığı, iyi niyetli ve sporsever kulüp yöneticilerinin korunduğu yapılara dönüşümü sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması. Ha diyebilirsiniz ki şu anda kamuoyunda kulüpler yasası diye bilinen spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri kanunu tasarısı üzerinde bir çalışma var. Evet, bu yasa üzerinde şu anda bir takım çalışmalar yürütülüyor. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu yasa çalışmalarının daha geniş tabanlı olarak yapılması şart. Yani spor ailesinin paydaşlarının da bu yasa hazırlanırken görüşlerinin alınması ve sürece dahil edilmesi gerekiyor. İkinci sorun Ankara Gücü Spor Kulübü'nün toparlanması amacıyla gene yürüttüğüm çalışmalar sırasında karşılaştığım bir tablo ile ilgili. Öyle görünüyor ki spor kulüpleri adeta böyle bir bakkal defteri tutulurcasına yönetiliyor. Karma karışık ve şüphe doğuran para trafikleri, kayıt dışı işlemler, özensizlik, düzensizlik, dediğim gibi bakkal defteri hesabıyla yapılan, yönetilmeye çalışılan kulüpler var Türkiye'de. Elbette tespit ettiğimiz bu işlemlerle ilgili olarak gerekli yasal mercilere başvurularımız olacak. Ancak bu tablo sporun içerisinde daha fazla yer almak isteyen, spora yatırım yapmak isteyen kişileri de ürkütüyor. Bu negatif ve sürdürülemez ve tüm kulüp yöneticilerinin de aynı zamanda şikayetçi olduğu yönetim modellerinden kulüpleri kurtarmak için hepimizin önünde önemli bir fırsat var. Bu çerçevede hazırlıkları süren kulüpler yasasının olması gereken kapsayıcılıkta ve başta futbol olmak üzere sporun sorunlarını çözecek nitelikte olması için ben bundan sonra da elimden gelen desteği vereceğim ve çözüm önerilerini de her fırsatta sunacağım ve bu konunun takipçisi olacağımı buradan size de beyan etmek isterim. Değerli arkadaşlar, üçüncü konu ise sporcularla ilgili, sporcuların özlük hakları ile ilgili. Tabii futbolcuların ve tabii spor ailesinde spor yapan tüm sporcuların sosyal güvencelerinin sağlanacağı yapıların oluşturulması, sağlık konusunda spor yaşamları süresince güvence altına alınmaları
sağlanmalıdır. Buralarda eksiklerimiz var. Baktığınızda yapılacak olan çalışmalarda sadece Süper Lig ve PTT 1. Lig seviyesindeki futbolcuların değil, amatörler dahi 500 bine yakın sporcu sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Yani burada sınıfsal olarak yaklaşılmaması gerekmektedir. Bunun için gerekli kurum ve kuruluşlarla da görüşmeler yapmaya başladım. Önümüzdeki yasama döneminde bu konunun çözüme kavuşması için de gene çaba harcayacağız. Ama şimdiden de çözüm önerilerimizi peyderpey sizlerle paylaşacağız. Ve dördüncü sorum gene ekonomik sıkıntılarla ilgili. Ne yazık ki ekonomik sıkıntılar başta futbol olmak üzere tüm branşlarda altyapılara yapılan yatırımlarda da ciddi bir azalmaya sebep olmuştur. Bugün hiçbir sporcu birdenbire bir Süper Lig oyuncusu haline gelmemiştir. Yani o oyuncuların her biri altyapıdan yükselmektedir. O yüzden altyapıya yatırım yapmamak aslında sporun geleceğine de yatırım yapmamak anlamındadır. Ama ilgisizlik ve yatırımsızlık ciddi bir sporcu kaynağı olan ülkemizde hem verimsizliğe hem de kaynakların boşa harcanmasına sebep olmakta. Tabii kulüplerin şeffaf, mali açıdan yönetilebilir, denetlenebilir, sürdürülebilir, hesap verebilir bir yapıya kavuşması ile altyapıya olan yatırımların da daha teşvik edilmesi mümkün olacaktır. Amatör spor ve sporcuların daha fazla tesise kavuşması ve her yaşa ve kişiye spor yapabilme imkanının tanınması bizlerin önceliklendirdiği konulardan bir tanesidir. Bunun için de gene gerekli tüm kurum ve paydaşlarla temas içerisindeyiz ve amatör sporların hak ettiği yere getirilmesi için de çabalarımızı, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evet, ben sizlere futbolun, sporun içinde bulunduğu durumu böyle dört ana maddeyle özetlemeye çalıştım. Elbette bu maddeler daha detaylandırılabilir, çoğaltılabilir. Ama ana unsurlara değinecek olursak böyle özetlemek mümkün. Ama asıl benim vurgulamak istediğim şey şu, artık sporda deniz tükeniyor arkadaşlar. Bu denizi tüketmemek hepimizin boynunun borcudur. Onun için el birliğiyle temiz bir sporun yeşermesi ve yaygınlaşması için hep beraber çalışmalıyız. Kişisel hırslara, kirli pazarlıklara, siyasetin ayak oyunlarına alet edilen sporun, özellikle de futbolun büyük bir kriz eşiğinde olduğunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Ankara Gücü için verdiği mücadele elbette bundan sonra da devam edecek. Ama bu sadece Ankara Gücü'nü değil, Türkiye'deki sporun yaşayabilmesi ve içinde düştüğü krizden çıkabilmesi için daha geniş çaplı bir mücadeleye dönüşerek sürecek. Neden bizim ülkemizde de her mahallede spor yapma imkanı olmasın? Neden en ücra köyümüzde de, en küçük köyümüzde de çocuklarımız spor yaparak yetişmesinler? Neden sporcularımızın beslenmesinden eğitimine kadar ideal koşullarda yetiştirildiği ve dünya çapında rekabet edebildiği bir ortama sahip olmayalım? Neden sporcularımız dünyanın diğer ülkeleri tarafından da kapışılmasın? Neden sporcu ithal eden bir ülke haline dönüşmeyelim? Ve dopinglerle değil, üstün performanslarıyla alınan bir ülke olarak tarihe geçmeyelim? Bunların her birini yapabilmek mümkün. Ancak hiç şüphesiz kulüp yönetimlerinin şeffaflaştığı bir Türkiye gerekiyor bunun için. İşte biz de bunun için çalışacağız ve şeffaf, modern spor ekonomisine uygun yapıda olan kulüplerin oluşması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Özetle değerli arkadaşlar, bundan sonra hiç kimse mayın tarlasında top oynamayacak. Herkesin spor yapma imkanına sahip olabildiği bir Türkiye hayaliyle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi buradan bir kez daha vurguluyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Pardon, buyurun Bülent Bey. Ankara Cumhuriyeti'nde 15 gün önce bir kongre yaşandı. Yönetime düştü, iş adamlarını getirdiğini söylendi ama bir şekilde son dakikada engellendi. Bu da Melih Gökçe'nin baskısına bağlandı spor camiasında. Bununla ilgili detaylı bir açıklamayı sizden alamadım. Onunla ilgili bir bilgi almak istemiştim. Bununla ilgili olarak hatta haklısınız, detaylı bir açıklama yapmadım. Çünkü Ankara Gücü'nün mevcut başkanı benle ilgili çok tuhaf açıklamalar yaptı. Ben bu açıklamalara hiç cevap vermeye tenezzül etmedim. Çünkü ben bir Ankara milletvekili olarak
Ankara'nın bir markası olan Ankara Gücü'nün yaşatılması adına elimden gelen çabayı yaptım. Bu aşamada kulübün daha güçlü yönetilebilir bir kulüp olması amacıyla da iş dünyasından yeni güçlü bir takım isimleri kulüp yöneticileriyle tanıştırdım. Mehmet İğner'le de tanıştırdım. Fakat sonrasında Mehmet İğner öyle açıklamalar yaptı ki sanırsınız ki kulübü ben yönetmişim, ben borçlandırmışım. Bu tabii hakikaten komik bir durumdu. Benim hedefimde kişiler yok, kulübün güçlendirilmesi var. O yüzden kişiler üzerinden bir açıklama yapmayı doğru bulmadım. Bundan sonra da doğru bulmam. O yüzden her söz sahibine aittir diyerek o konuda yorum yapmamayı daha uygun buluyorum. Ama şurası bir gerçek. Aslında biraz önce bahsettiğim bu ekonomik durumlar ve aynı zamanda kulüplerin yönetimi esnasında şeffaf verebilirlik, hesap verebilirlik gibi unsurların henüz futbol camiasında tam olarak yerleşmemiş olması spora yatırım yapacak olan yatırımcıları da kulüplerden uzaklaştırmakta. O yüzden eğer biz sporu ülkemizde daha güçlendirmek, daha kuvvetlendirmek, ekonomisini de güçlendirerek spora yapılan yatırımları daha geliştirmek istiyorsak o takdirde daha şeffaf bir ortam oluşturmalıyız. Ancak benim bu iş adamlarıyla yapmış olduğum görüşmelerin kulübe şöyle bir katkısı oldu. Benim bu görüşmeleri yaptığımı duyan Melih Gökçek uzun zamandır kulübe ödemesi gereken ve Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla çıkmış olan 2 milyon TL'lik ödemeyi tutuyordu. Eğer aynı nazakadan uzak durursanız ben size bu parayı ödeyeceğim dedi. Kulüp yöneticileri de bunu yaptı. Dolayısıyla ben kulübe en direkt yoldan 2 milyon TL'nin ödenmesini sağlamış oldum. Bu da benim için hakikaten büyük bir mutluluk sebebidir. Çünkü burada amacımız bağcı dövmek değil, üzüm yemek, kulübün yaşatılması. Onun için önümüzdeki süreçte de yine kulübün yaşatılması adına çabalarım sürecek. Ama dediğim gibi bireyler üzerinden değil, kulüp üzerinden yürüyen ve taraftarların buradaki iyi niyetlerinin de kötüye kullanılmadığı bir süreç olması için çabalıyoruz Türkiye'de. Bunu da yapacağız. Bunu yapabilecek hem gerekli paydaşlarla yaptığımız görüşmelerden dolayı oluşturduğumuz politikalarımız hem de bunu iktidarda hayata geçirebilecek irademiz mevcut. Teşekkür ederim.